Sevgili dostlar merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Gördüğünüz gibi 5.40 seviyesinden dolar 4.70 seviyesine gevşemedi sevgili dostlarım. 4.70'e gidecek dolarınızı satın, Türk Lirasına sarılın diyenler vardı. Özellikle Yabancı bankaların durumu manipüle ettiğini sizlere söylemiştim. Israr etmiştim bu konuyla ilgili. Amana dikkat edin. Bundan sonra her bahane doların yükseltilmesi için kullanılacak demiştim. Ve nihayet sevgili dostlarım gördüğünüz gibi 5.40'tan dolar 5.75 seviyesine kadar geldi. Biliyorum bazı dostlarım ne yazık ki 5.40 seviyelerinde Tüm uyarılarımıza rağmen paniklediler ve ellerindeki doları boşaltmak zorunda kaldılar. 5.75'e çıktığında da epey üzülmüş olmalılar. Bundan sonraki süreçte de dolar yükselmeye devam edecek. Neden? Çünkü Merkez Bankası düğmeye bastı ve bu düğme öyle bir düğme ki özel bankalarında düğmeye basmasına neden oldu. Onları da harekete geçirdi sevgili dostlarım. Bakın çok enteresan bir süreç yaşayacağız bundan sonra. Doların yükselmesi için her konu, her başlık bahane olarak kullanılacak bundan sonraki süreçte. Hem özel bankalar tarafından hem de yabancı sermaye tarafından göreceksiniz. Çok kısa bir zaman içerisinde biz tekrar 6-6.25 seviyelerini görebiliriz. Ve yine çok yakın bir zaman içerisinde 7.20'yi bile test edebiliriz. Ve hemen sonrasında da yıl sonu noktası olan, yıl sonu hedefi olan 10-12 aralığına gidebilir dolar kuru. Aman ha, dikkat! Peki Merkez Bankası nasıl düğmeye bastı? Biraz bundan bahsedelim. Zorunlu karşılıklarla ilgili yeni bir uygulama başlattı ve bu uygulamayla birlikte özel bankaları köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Özel bankaların %70'inin yabancılara ait olduğunu zaten biliyoruz ve yabancılar ısrarlı bir şekilde Merkez Bankası'nın faiz indir, kredi faizlerini aşağıya çek baskılarına boyun eğmiyor. Nedeni de gayet basit aslına bakarsanız. Kamu bankaları biliyorsunuz faizleri aşağıya çekti. Konut kredilerini özellikle 0.99 seviyesine indirdi ve yıllık %11 noktasına getirdi. Politika faizine bakıldığı zaman 18.75'i görüyoruz. Ve buna karşılık konut faizleri %11 seviyesinde. Neredeyse 8 puanlık bir makas var arada. Yani kamu bankaları zararına şu anda kredi veriyorlar ve özel bankaların da zararına kredi vermesi bekleniyor. Merkez Bankası daha doğrusu hükümet tarafından. Özel bankalar da şunu söylüyor. Bakın kamu bankalarının zararını siz devlet olarak karşılıyorsunuz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama benim zararımı karşılamıyorsunuz. Üstelik ben yabancı bankayım. Öbür tarafta da yani yurt dışında da benim hisselerim var. Türkiye'de yapacağım bir zarar benim uluslararası piyasalardaki hisselerimi de olumsuz yönde etkileyecek. O nedenle beni bu işe zorlamayın diyordu. Yaklaşık 2-3 haftadır pazarlıklar devam ediyordu. Biliyorsunuz Merkez Bankası politika faizini 425 bas puan indirdiğinde açıklama yapmıştı. Demişti ki kamu bankaları ve özel bankaları da bekliyoruz faiz indirimi yapmaları için kamu bankaları indirip gel gel yapmışlardı. Bunu da söylemiştim. Özel bankalara gel gel yapıyorlar ama özel bankalar bu trene binmez, bu lokomotife vagonunu bağlamaz demiştim sizlere. Ardından Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Berat Albayrak açıklama yaptı. Yani hükümetin en üst düzey temsilcileri de açıklama yaptı. Buna rağmen özel bankalar kredi faizlerini indirmeye yanaşmadılar sevgili dostlar. Haksızlar mı? Hayır değiller. Evet, zararlarını belki vergiden düşüyorlar ama altın çizerek söyleyelim. O bankaların zarar etmesi hem Türkiye'deki borsadaki hisselerinin zarar görmesi anlamına geliyor. Buradan bir kayba uğruyorlar hem de uluslararası piyasalardaki hisselerinin düşmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'deki bankaların değeri uluslararası piyasalardaki değerlerini de belirliyor. Dolayısıyla bu işe yanaşmıyorlar ve yanaşmayacaklar da. Merkez Bankası da zorunlu karşılık silahını çıkarttı, kullanıyor şimdilik. Bakalım bu silah işe yarayacak mı derken özel bankalarda döviz silahını çıkarttı. Sen beni eğer ki zorunlu karşılıkla vurmaya kalkarsan ben de seni dövizle vururum dedi. Bakın Merkez Bankası'nın kararı şu. Diyor ki Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını eğer ki belli bir kredi oranına ulaşırsan aşağıya çekeceğim. Aynı zamanda faizini de yukarıya çıkartacağım. Sana ödediğim faizi yukarıya çıkartacağım. Ama eğer ki topladığın mevduatın %10 yüzde %20 arasındaki bir kısmını sen kredi olarak kullandırmaz isen, bunda direnir isen o zaman ben senin faizini %13'ten %5'e çekeceğim. Aynı zamanda da senin zorunlu karşılığını sabit tutacağım diyor %7 seviyesinde. Bakın bankaların topladığı mevduatın %7'lik kısmı Merkez Bankası'na gidiyordu. Zorunlu karşılık olarak tutuluyordu. Neden? Bankaların başına bir iş gelirse mudileri korumak amacıyla. Merkez Bankası dedi ki bu kararıyla birlikte eğer ki topladığın mevduatın belli bir kısmını yani %10 ile %20'lik bir kısmını sen kredi olarak kullandırırsan özellikle konut kredisi olarak kullandırırsan çünkü orada da bir ayrıntı var bir yıl ve üzerindeki krediler için geçerli bu. Bu şekilde kullandırırsan ben senin zorunlu karşılığını aşağıya indiriyorum. Aksi takdirde 7 seviyesinde tutmaya devam ediyorum. 10 ile 20 seviyesine getirirsen 2'ye çekeceğim. Faizi de sana verdiğim faizi de %13'den %15'e çıkartacağım. Çok enteresan değil mi sevgili dostlarım? Bakın %13'ten 15'e çıkartacak ödediği faiz oranını. Eğer ki kredi kullandırıyor ise kredi kullandır da nasıl kullandırırsan kullandır bakış açısı bu. Batık krediyle dolu piyasa. Piyasada kimse borcunu ödeyemiyor ve bankalara kredi ver diye baskı yapılıyor bu ortamda. Ben özel bankaları korumak için söylemiyorum. Kamu bankalarını korumak için söylüyorum. Kamu bankalarının verdiği kredilerin birçoğu batık kredi haline gelecek sevgili dostlarım. Konut kredisi de olsa, tüketici kredisi de olsa, otomotiv kredisi de olsa fark etmez. Bunların pek çoğu batık kredi haline gelecek bu ekonomik koşullar içerisinde ve bunun bedelini ne yazık ki vatandaş ödeyecek. Özel bankalarınkini de vatandaş ödeyecek. Çünkü özel bankalarda vergiden düşüyorlar. E onlardan toplanamayan vergi vatandaştan çıkartılacak. Harçla çıkartılacak, ceza ile çıkartılacak, ek vergilerle çıkartılacak, ek ÖTV'lerle çıkartılacak ve zamlarla çıkartılacak sevgili dostlarım. Dolayısıyla Merkez Bankası böyle bir baskı yapıyor kredi verin kredi verin diye bankalara ama bu krediler geriye dönmezse bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Özel bankalar da devleti düşündükleri için krediden kaçmıyorlar. Yanlış anlamayın. Kendilerini düşündükleri için, batmamak için ve uluslararası arenada hisse senetlerinin değeri düşmesin diye bunu yapmaya yapmamaya çalışıyorlar. Ve sevgili dostlarım, bunun sonrasında özel bankalarda da silahını çekti. Dedi ki: "Ben de o zaman kardeşim dolar alacağım. Madem ben senden faiz alamıyorum. Üstelik sen benim topladığım mevduatın önemli bir kısmını da bloke ediyorsun madem. Ben kredi vermediğim için yani resmen beni cezalandırıyorsun ya da bankacılık sistemi içerisinde çifte standart uyguluyorsun ki bu çifte standarttır. Yani kredi verenlere kıyak, kredi vermeyenlere tukaka, sopa diyorsan eğer ben de o zaman sana döviz silahımı kullanırım dedi ve 5.40 itibariyle dolar almaya başladı. Onun için bir anda 5.40'tan 5.65'e yükseldi. Sonra 5.75 seviyesine çıktı. Bu arada kamu bankaları da döviz aldığı için Merkez Bankası da döviz aldığı için çifte etki yarattı bu alımlar ve döviz 5.75 seviyesine kadar geldi. Merkez Bankası bakalım müdahale edecek mi göreceğiz. Bundan sonra da özel bankalar alım yapmaya devam ederse Merkez Bankası satış tarafında olacak mı göreceğiz. Eğer satmaya kalkarsa elindeki rezervler ne kadar yetecek onu da hep birlikte göreceğiz. Bu arada 186 milyar dolara kimse güvenmesin. Yani vatandaşın dövizine kimse güvenmesin. Çünkü duyumlarımıza göre vatandaş peydel pey bankalardaki döviz mevduatlarını çekip yastık altı yapmaya başladı bile. Yani diyor ki vatandaş benim paramla benim dolarıma baskı yapıyorsun. Ben bu doları kendimi korumak için almıştım. Enflasyona karşı kendimi rahatlatmak için almıştım ama sen bana baskı yaparak beni zor durumda bırakıyorsun. Aynı zamanda zam üzerine zam yaparak dövizi de bu seviyelerde tutarak beni işin içinden çıkılmaz bir hale getiriyorsun. O nedenle ben de dövizimi bankada tutmak yerine bundan sonra yastık altında tutacağım. Kendi başının çaresine kendin bak diyor Merkez Bankası'na. Burada en önemli soru şu. Eğer ki vatandaşın parası da olmaz ise Merkez Bankası hangi parayla özel bankaların aldığı dövizi karşılayacak. Bakın çok önemli bir soru soruyor. Evet, Merkez Bankası hangi parayla özel bankaların, yabancıların ve vatandaşın aldığı dövizi karşılayabilecek? Hızlı bir şekilde rezervleri aşağı inerse bu bir kriz sinyali anlamına gelmez mi? Bu arada Hızlı bir şekilde dolar kuru şok ataklar yaparsa bir anda 7 seviyesinde kırıp 8 9 10 11 12 seviyelerini çok ani şoklarla görürse buna karşılık Merkez Bankasının bir silahı var mı? Zorunlu karşılıklarla ya da repo ihaleleriyle bunu çözmesi mümkün olacak mı? Ya da swap ihaleleriyle bunu çözebilecek mi? CDS'ler yerle bir olduğunda, CDS'ler bir anda 500'ün üzerine çıktığında bankacılık sistemi ve sektörü acaba sendikasyon kredilerini çevirebilecek mi? Yakın zaman içerisinde 120 milyar dolarlık bir borç ödemesi var. Kısa vadeli borçtan bahsediyorum. 120 milyarlık borcu ödeyebilecek mi şirketler, kurumlar? Bunlar zincirleme batakları beraberinde getirecek mi? Bakın bütün bunlar soru işareti sevgili dostlarım. Arka arkaya bir reaksiyon gelebilir. Nükleer bir patlama gibi. Küçücük bir kıvılcım bütün sistemi çökertebilir bir anda. Size hep söylüyorum büyük bir ekonomik krizin eşiğindeyiz. Bu ekonomik krize yakalanmamak için Peyder Bey kademe kademe dövizin bugüne kadar yükseltilmiş olması gerekirdi. Biz 5.40 seviyesine kadar baskıladık ve şu anda özel bankaları da karşımıza aldık. Yabancıları da karşımıza aldık ve vatandaşı da karşımıza aldık. Tüm bu koşullar içerisinde acaba Merkez Bankası politikalarıyla döviz baskılanabilecek mi? Merkez Bankası rezervleriyle döviz baskılanabilecek mi? Baskılanamaz ise büyük bir kırılma durumunda dövizin bir anda 10-12 liralara çıkmasıyla birlikte bir B planı var mı? Bütün bu sorulara cevap bekliyoruz. Kim bekliyor? Vatandaşlar bekliyor. Ama şunu rahatlıkla sizlere söyleyebilirim sevgili dostlarım. Bankalarla Merkez Bankası arasında müthiş bir savaş başladı. Bu savaşın çok büyük yaraları olacak. Çok kan dökülecek bu savaşta tırnak içerisinde söylüyorum. Yani finansal açıdan çok ciddi etkileri olacak. Biz şu anda sadece öncü etkileri görüyoruz. Uyarı atışlarını görüyoruz. Birbirlerine deneme yumruklarını görüyoruz. Ama bir sonraki adımda esas atışlar gelmeye başlayacak. Hem özel bankalar tarafından hem merkez bankası tarafından ve bu filler tepişmesi pek çok çimenin ezilmesini de beraberinde getirecek ne yazık ki. Çünkü doları baskılamak dışında bugüne kadar ne yazık ki hiçbir önlem alınmadı ekonomiyle ilgili. Resesyona dibine kadar girdik ve büyük ihtimalle yakın zaman içerisinde büyük bir ekonomik kriz bizleri bekliyor. Bunları söylemeye üzülüyorum ama gerçekleri de sizlerden hiçbir zaman saklamadığımı ve saklamayacağımı sizler gayet iyi biliyorsunuz. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Videoma yorumlarınızı mutlaka yapın. Bu arada eğer ki beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın ve abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.